Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 180. gününde saldırı ve çatışmalar aralıksız devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrol kurmaya, her sonun ele geçirilen bölgeleri ve Harkiv, Zaporizhia ve Nikolayev bölgelerini savunduğunu kaydetti. Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Ağustos tarihleri arasındaki kayıplarını da açıkladı. Rus ordusunun bugüne kadar 45400 askerini kaybettiği, 1919 tank ve 4230 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 1032 topçu sistemi, 266 çok namlulu roket atar sistemi, 145 hava savunma sistemi, 234 uçak, 198 helikopter, 815 insansız hava aracı, 194 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi ile 3149 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna ordusunun ayrıca Donetsk oblastındaki Rus destekli ayrılıkçı terörist ve Rusya silahlı kuvvetleri birliklerine karşı saldırı düzenlediği kaydedildi. Saldırıda Rus ordusuna ait 2 adet T-72 tankı, 2 insansız hava aracı, 3 zırhlı araç ile 20 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Ukrayna ordusu Rus işgali altındaki Herson oblastına da saldırı düzenledi. Güney Harekat Komutanlığı tarafından yapılan saldırıda 20 Rus askerinin öldürüldüğü, MSTAS kundağı motorlu topçu obüsü, 2S-300 füze sistemi, Ciyatsint-S obüsü ve ile bir Nebo-M radar sisteminin yok edildiği kaydedildi. Ukrayna ordusu tarafından Rus işgali altındaki Donetsk bölgesinde bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi. Luhansk'ı bölgesi askeri yönetim başkanı Sergey Gaidey, Donetsk oblastında Piyatnaşki terör grubunun üssünün vurulduğunu açıkladı. Gaidey, şu anda, Luhansk'taki ünlü Piyatnaşki uluslararası çetesinin üssü Donetsk çevresinde yanıyor. Çok sayıda ölü ve yaralı var, ekipman imha edildi dedi. Piyatnaşki terör grubunun liderinin Abhaz lakaplı ünlü terörist Ahra Avidzba olduğunu belirtmek gerekir. İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ahra Avidzba, Abhazya'daki Bagramyan taburunun eski üyelerinin katılımıyla özel bir tabur oluşturup Karabağ'a gönderdi. Rusya ordusu ise Mikolayev yaptığı saldırıda bir sivil binayı vururken, saldırıda bir çocuk yaralandı. Zelenodolsk'e yerleşim yeri ise Urag'ın çoklu roket atar kullanılarak hedef alındı. Saldırıda çok sayıda konut binası yıkıldı, bir sivil öldü ve 6 kişi yaralandı. Güney Operasyonel Komutanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki düşman saldırısını püskürttüğünü, çatışmaların hala devam ettiğini belirtti. Açıklamada, Ukrayna Ordu birliklerinin koordineli müdahalesi sayesinde düşman kayıplar vererek geri çekildi. Çatışmalar Herson bölgesindeki Blahodatne köyü yakınlarında devam ediyor denildi. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi, Ukrayna ordusunun son bir gün içinde Donetsk'te bulunan mevzilere 200'ün üzerinde top ve havan mermisi ateşlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sözde ateşkes kontrol ve koordinasyon ortak merkezindeki ayrılıkçıların temsilciliğinin verilerine göre gün içinde 155, 152 ve 122 milimetrelik toplardan ayrıca 120 milimetrelik havan toplarından 200'ün üzerinde mermi ateşlendiği kaydedildi. Diğer yandan Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın Belgorod bölgesindeki mühimmat depolarına yapılan saldırıların uydu görüntüleri yayınlandı. Rus medyasında yer alan haberde, Belgorod bölgesindeki depolardaki güçlü patlamaların ardından, gece yaşananların ölçeğini değerlendirmemizi sağlayan ilk uydu görüntüleri ortaya çıktı. Resimde 25 Temmuz ve 20 Ağustos itibariyle arazi karşılaştırmasını görebilirsiniz ve çok geniş bir alanın etkilendiği oldukça açık. Gösterilen görüntüler muhtemelen patlatılmış mühimmat içeren açık hava depolarını gösteriyor. Ormanın bir bölümü ciddi şekilde hasar gördü ve ormandaki devasa kraterlere bakılırsa mühimmat da burada bulunabilir denildi. Ukrayna Güney Güvenlik ve Savunma Güçleri Koordinasyon Basın Merkezi Başkanı Natalya Humenyuk, Rus ordusunun Karadeniz'deki füze taşıyıcılarının sayısını önemli ölçüde artırdığını belirtti. Hümenyuk, Karadeniz'deki füze gemilerinin sayısını önemli ölçüde arttırdıklarını görüyoruz. Özellikle de şu anda denizaltılarda dahil olmak üzere kalibr füzelerine sahip 5 tanesi var dedi. Askeri uzman Piotr Çernik, Amerika'dan askeri yardım alındıktan sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sonbaharda cephedeki durumu önemli ölçüde değiştirebileceğini belirtti. Çernik, bu savaşın sonu hala çok uzakta. Bence hepsi uzayan bir savaş evresine giriyor. Biz Ukraynalılar, dünyanın ikinci ordusunu kendi topraklarımızda durdurmadaki başarımızı pekiştiriyoruz dedi. Öte yandan Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Doğu Ukrayna'daki Rus taarruz operasyonlarının muhtemelen Temmuz sonunda kazandıkları sınırlı ivmeyi tükettiğini ve muhtemelen doruğa ulaştığını belirtti. Rus ordusunun küçük taktik kazanımlarının operasyonel başarılara dönüştürmekte sürekli bir yetersizlik gösterdiği aktarılan açıklamada bu muhtemelen Rusya'nın savaş alanında büyük değişiklikler yapılması dışında önümüzdeki aylarda önemli bölgesel ilerlemeler yapmasını engelleyecek bir başarısızlık. Ukrayna askeri istihbaratı Rusya ve Beyaz Rusya'nın hasarlı Rus havacılık ekipmanlarını Ukrayna'da yeniden kullanmak üzere tamir etmesi için Belarus ile acil bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Bu anlaşma, Rusya'ya yönelik sektörel yaptırımları atlatmak için Belarus'a yönelik daha gevşek yaptırım rejimini kullanma çabasının bir parçası olabilir denildi. Rus kuvvetlerinin İzyum'un güneybatısında ve güneydoğusunda birkaç başarısız kara saldırısı girişiminde bulunduğu vurgulanan açıklamada, Rus kuvvetleri Siversk'in güneydoğusunda ve Bahmut'un kuzeydoğu ve güneyinde bir kara saldırısı başlattı. Rus kuvvetleri Donetsk şehrinin batısında sınırlı kazanımlar elde etti, ancak Donetsk-Zapurya Oblast idari sınırına herhangi bir kara saldırısı düzenlemedi. Rus kuvvetleri, Donetsk şehrinin güneybatısında başarısız kara saldırıları girişiminde bulundu ve Avdivka'nın kuzeybatı ve güneybatısındaki yerleşimlere saldırmaya devam etti. Rus kuvvetleri, Hersin Mikolayiv cephe hattına birkaç saldırı düzenledi ve Mikolayiv şehrinin doğusunda kısmi ilerlemeler kaydetti. Rus kuvvetleri muhtemelen yeni askerleri disiplin içinde eğitmiyor, Rusya'da düzensiz davranışlarda bulunan ve Ukrayna'da yasa dışı davranışlarda bulunan yetkili bir kuvvet oluşturuyor denildi. İngiltere Savunma Bakanlığı da Ukrayna sosyal medya kanallarının kendi kendini ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne ait bir askeri birliğe ait unsurların, saldırı operasyonlarının bir parçası olarak konuşlanmayı reddettiklerini ana hatlarıyla belirten bir bildiri yayınladığını bildiren bir video yayınladığını belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, savaşçılar sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Temmuz 2022'de güvenlik altına alınan tüm Luhansk oblastı üzerindeki kontrolünü güvence altına alma görevlerini yerine getirdiklerini ve kıdemli komutanların tehditlerine ve sindirmelerine rağmen Donetsk oblastında savaşmak istemediklerini iddia ettiler. Rusya, Donbas'taki düzenli birliklerini artırmak için kullandığı yardımcı kuvvetleri motive etmek için muhtemelen giderek daha fazla mücadele ediyor. Komutanlar muhtemelen doğrudan mali teşviklere başvururken, bazı muharebe birimleri saldırı operasyonları için güvenilmez olarak görülüyor. Bu sorunlara tutarlı bir katkıda bulunan faktör, Rusya'nın savaşı devletin yasal zorlama yetkilerini sınırlayan özel bir askeri operasyon olarak sınıflandırmasıdır denildi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in akıl hocası olan Dugin'in kızının öldürülmesinin sorumluluğunu Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu üstlendi. Eski Rus milletvekili Ilya Ponomaryov, Dugin'in kızı Darya'nın öldürülmesinden Ulusal Cumhuriyet Ordusu'nun sorumlu olduğunu söyledi. Grubun kendisine açıklama yapması için yetki verdiğini iddia etti. Rus Grup, Başkan Putin'i iktidarı gasp eden ve anayasayı değiştiren, Slav halkları arasında kardeşlik savaşı başlatan ve Rus askerlerini kesin ve anlamsız ölüme gönderen bir savaş suçlusu ilan ediyoruz dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Ukrayna'nın Dugin ve kızına yapılan saldırı ile hiçbir ilgisi olmadığını, Rusya'da iç siyasi gruplar arasında hesaplaşma olduğunu değerlendirdikleri açıklamasını yapmıştı.